Herkese merhabalar. Bugün SIBO'nun tedavisini konuşacağız. Peki kiminle konuşalım SIBO'nun tedavisini? Yasemin Çalışır. Alerji diyetisini ve fonksiyonel tıp diyetisini Yasemin Çalışır. Ben şu anda İstanbul Alerji bünyesinde kıymetli alerji doktorlarıyla birlikte besin alerjisi, besin intoleransı, bunun dışında fonksiyonel tıp hastalıkları üzerine çocuklara ve yetişkinlere hizmet vermekteyim. Hem çocuklara hem yetişkinlere hizmet veriyorsunuz. Evet. Evet, konunun demek ki erbabıyla konuşuyoruz ve bugün SIBO'yu tedavisini konuşacağız. SIBO deyince kısaca bir bahseder misin? SIBO dediğin şey nedir? SIBO aslında açılım olarak small intestinal bacterial overgrowth dediğimiz ince bağırsakta aşırı bakteri üremesinden kaynaklanan bir problem. Evet. Peki bu ince bağırsağımızda felaket derecede bakteriler, istenmeyen bakteriler ürüyor ve bunların yaptığı zararlardan dolayı kurtulmak istiyoruz. Kurtulmak için tabii ki doktorlarla beraber çalışıyorsunuz. Biz doktorlar olarak özellikle testlerde pozitiflik varsa, fazla derecede bakteri ürediğini anlamışsak 2 haftalık bir antibiyotik tedavisini planlıyoruz. Ama öncesinde tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Vitamin eksikliği, mineral eksikliği ve herhangi bir bağırsakla alakalı problem var mı yok mu? Bazı tahlillerle inceliyoruz. Daha sonra da diyetisyenle beraber antibiyotik tedavisi verirken diyetisyenle beraber çalışıyoruz. Peki diyetisyen olarak siz böyle durumda gelen hastalara hangi diyet seçeneklerini öneriyorsunuz? SIBO'da birden fazla diyet seçeneği var. 4-5 tane diyet seçeneği var. Ama etkisi kanıtlanmış ve bizim de çalışmalarla desteklediğimiz düşük FODMAP diyeti dediğimiz low FODMAP diyeti genelde uygulanabilir. FODMAP. Evet. Başka hangi diyetler var? Onun dışında GAPS diyeti var. GAPS diyeti daha fazla. GAPS. Evet, çocuklar evet. Üzerinde uygulanıyor. Bunun dışında spesifik SIBO diyeti diye diyeti. Yani 3 tane farklı diyet uygulanabiliyor evet. Aşağı yukarı. Bir de elemental diyetimiz var. Elemental diyetimizin içeriği tamamen sıvı. Uygulaması biraz zor ama onda da %80 başarı oranı yakalayabiliyoruz. Elemental diyet var. Demek ki 4 tane neredeyse bir diyet seçeneğimiz var. En sık tercih ettiğimiz diyet seçeneği hangisi? Low FODMAP diyeti çünkü kanıtlanmış. Low FODMAP. Evet. Peki low FODMAP dediğinizi izleyicilerimize şöyle kısaca bir nedir bu low FODMAP'in açılımı? Low FODMAP dediğimizde aslında düşük FODMAP demiş oluyoruz. Yani FODMAP'ten zengin olmayan besinler tüketeceğiz. Ama FODMAP'in F'si fermente edilebilir fruktozlar. Burada meyveler işin içine giriniyor. O oligosakkaritler. Onun dışında D disakkaritler. M monosakkaritler, P de poliyoller. Bu diyetin temelinde yüksek FODMAP içeren yani bu gıdalarda zengin olanları diyetten çıkartıyoruz. Laktozu çıkartıyoruz. Çeşitli meyveleri çıkartıyoruz. Kükürtlü sebzeleri diyetten çıkartıyoruz. Çünkü bağırsağı oldukça fazla yoruyorlar. Bu kükürtlü sebzelerde lahana, Brüksel lahanası, turpgiller, brokoli, karnabahar gibi sebzeler oluyor genelde. Bunun yerine bağırsağı daha fazla onarabilmek için, bağırsak astarını ve iç yüzeyini onarabilmek için et suyu ve kemik suyu gibi çorbalarla ve organik etlerle devam ediyoruz diyetimize. Yani ilginç. Yani et suyu ve organik etlerle devam ederken özellikle meyveleri ve sebzelerden çok böyle faydalı olarak bildiğimiz brokoliyi kesiyoruz öyle mi? Evet. Brokoliyi başka hangi şeyleri kesiyoruz, sebzeleri? Sebzelerden brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası. Karnabahar, evet. Brüksel lahanası. Turpgilleri kesiyoruz. Turpgiller. Evet. Evet. Onun dışında meyvelerden elmayı, armutu, mangoyu istemiyoruz. Elma, armut, mango. Evet, şeftali de. Fermente olabilenler mi oluyor bunlar? Bunların fruktoz içerikleri çok yüksek. Fruktoz doğal bir şeker olsa da bağırsak bariyerini oldukça zedeliyor. Bu yüzden istemiyoruz. Bak sen, elma, armut, şeftali, mango. Ne kadar ilginç. Yani bizim çok faydalı olarak bildiğimiz meyveleri demek ki bu diyet sırasında kesiyoruz. Şeftali, mango, elma, armut tüketmeyeceksiniz ona göre.
Ve bunun dışında zaten diyetinde yine meyve ve sebze olacak. Kesinlikle tamamen kesmiyoruz. Fakat bağırsağı az yoran sebzeler ve meyveler olması gerekiyor. Yani meyvelerden de seçeceğimiz yine meyveler var. Hangi meyveleri koyalım? Özellikle mide asiditesini arttırdığı ve peristaltik hareketleri arttırdığı için ananası ve blueberry'i oldukça fazla kullanıyoruz. Ananas ve? Blueberry, yaban mersini. Yaban mersini. Ananas ve yaban mersini. Yine tüketilecek bazı meyveler var ama ananas ve demek ki yaban mersini tüketebilirsiniz. Evet, sebzelerden brokoliyi kestik, Brüksel lahanasını kestik. Başka neyi kesmiştik? Karnabaharı kestik. Onun yerine ne tür şeyler, sebzeler kullanıyoruz? FODMAP'in en çok sevdiği sebzeler ıspanak ve pazıdır ve bunları çok iyi pişirmemiz gerekiyor. Ispanak ve pazı. Bakın unutmayalım, ıspanak ve pazıyı tüketiyoruz. Evet. Onun dışında salatalarda rokayı oldukça fazla kullanıyoruz. Roka. Evet. Çok güzel. Bunun dışında diyetimizde küçük miktarlarda domates, salatalık ekleyebiliyoruz. Ama mümkün olduğu kadar kabuklarını soyarak, yani kabuklarını biz tüketmiyoruz. Domates, salatalık. Salatalık, kabuklarını soyarak. Evet. Domates, salatalık az tüketilir ama kabuklarını soymayı unutmayalım. Evet. Mümkün olduğunca sebzelerin ve meyvelerin özellikle iyi çiğnenmesini istiyoruz. Bir besinin en az ağızda 33 defa çiğnenmesini istiyoruz. 33 defa. Burada aslında sindirim hepimizin bildiği gibi ağızda başlar. Daha sonrasında midede ve ince bağırsakta devam eder. Sisteminden yararlanarak sindirimin daha güzel ilerleyebilmesi için ağızda olabildiğince küçük hale getirmemiz lazım ki ince bağırsağın işi kolaylaşsın, zorlaşmasın. İnce bağırsağın işini kolaylaştırıyoruz. Ağızda iyi çiğniyoruz. Yoksa bağırsak çiğneyecek. Zaten bakteriler artmış, zararlı bakteriler. Onun için ağızda demek ki biraz uğraşacağız. Yani aceleye getirmeyeceğiz. Yavaş yememiz gerekiyor. Kesinlikle. Onun için aceleniz varsa yemeği erteleyin. Aceleniz olmadığı zaman da yemek yiyin. Evet. Bunun dışında uzun süreli açlıklar gerekiyor. Bu FODMAP diyetini uygularken genelde ara öğün ya da öğle yemeği çok tercih ettiğimiz şeyler değil. Genelde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği iki öğün olarak tercih ediyoruz. Aç kalacağız bir de. Aç kalmayacağız çünkü o aralıkta bol bol rezene, papatya, kekik çayı, nane çayı ya da histamin intoleransınız varsa bu çayları tüketemeyeceğiniz için ısırgan otu çayı da tüketebilirsiniz. Demek ki aralarda ara öğün yerine çaylar tüketiyoruz. Rezene çayı dedik. Kekik. Kekik dedik. Nane. Nane. Papatya. Papatya. Ama histamin intoleransımız varsa ısırgan otu çayı içeceğiz. Demek ki bu çayları unutmayalım. Yani bu çayları içtiğiniz zaman problem yaşıyorsanız ısırgan otu çayı demek ki zararsız. Isırgan otunu histamin intoleransında herhangi bir problem yaşamazlar. Isırgan otu çayı demek ki tavsiye edilebilir. Evet. Bunun dışında bazı kullandığımız takviyeler var. Diyetle beraber tabii ki siz değerli hekimlerin de antibiyotik desteğiyle birlikte bunun dışında doğal takviyeler kullandırtıyoruz. Kurkumin çok kıymetli çünkü bağırsak florasını gerçekten yeniliyor. Zararlı bakteriler genelde süt ürünleri, yumurta ve buğday ürünlerini çok severler. Ama kurkumin yani zerdeçal içeriğinde olanları pek sevmezler. Bizim amacımız oradaki zararlı bakterileri temizleyebilmek için kurkumun desteği, bunun dışında glutamin desteği. Hasta da eğer B12, D vitamini, kalsiyum, magnezyum gibi eksiklikler varsa bunların da yerine koyulması gerekiyor. Ne kadar güzel bilgiler. Kurkumin, glutamin ve vitamin eksikliği varsa eksik olan vitaminleri koyacağız. Evet. Bunun dışında mide asiditesini ne kadar arttırırsak aslında işimiz o kadar kolaylaşıyor. Yani o zaman mide asiditini düşüren ülser tedavileri kullanmak pek iyi değil o zaman. Yok, PPI ilaçlar dediğimiz o tarz ilaçları kullandırmak istemiyoruz. Peki karın ağrısı varsa, ülseri varsa böyle aç kaldığı zaman ekşime, yanma veya endoskopide şeyi varsa, gastriti varsa ne yapacağız? O tarz olan hastalarımızda da buradaki çiğ sebzeleri komple yasaklıyoruz. Çünkü çiğ sebzede hem mide hem bağırsak daha çok çalışmak zorunda kalacak. Çiğ sebze. Evet, çiğ sebze tükettirmiyoruz onlara.
Bunun yanında PPI ilaç dediğimiz bu tarz ilaçları kullanmak zorundaysa eğer tedaviyi ona göre şekillendiriyoruz. Mide asidi desteği sağlayan sebzeleri, meyveleri veriyoruz. Mesela ananasta bromelain var. Ananas çok güzel ödem çözer, atar. Onun dışında asidik olduğu için bizim işimizi kolaylaştırır. Yani ananas ve bromelain. Evet. Bromelain kilo vermek isteyenler de kullanıyor galiba, ödem çözsün diye. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Bunun dışında diyet sürecinde her zaman diyet günlüğü tutmalarını isteyeceğiz hastalardan. Çünkü herhangi bir kaçak durumunda kendisi fark etmeyebilir. O gün yanlışlıkla bir şey yemiş olabilir. Tekrar semptomlar tetiklenirse sürecin en başa dönmemesi adına hekim ve diyetisyen kontrolünde hastanın ilerlemesi gerekiyor. Burada çeşitli diyetler var. Eliminasyon süreci antibiyotik tedavisiyle beraber 2 ila 6 hafta kadar sürebilir. Yani 2 ila 6 hafta bu diyeti yapıyoruz. Evet. Sonra? Daha sonrasında bu kişiye göre değişir. Bazı hasta 2 hafta sonra eliminasyonu bitirir, bazı hasta 3-4 hafta sonra bitirir. Bu diyet tamamen kişiye özel, tarifler kişiye özel. Yani spontan yazılmış, verilmiş bir reçete değil. Belirtilere göre, kişinin beslenme tercihine göre tedavi vereceğiz. Hı hı. Sonrasında geri yükleme dediğimiz ikinci aşamaya geçiyoruz. Peki, geri yüklemeden önce sabah kahvaltıda ne yesin? Yumurta, süt istemiyoruz. Sabah kahvaltıda ne yiyecek? Ama organik olması şartıyla. Organik yumurta tüketecek. Evet. Başka? Onun dışında zeytinyağında isterse içine organik kuzu etinden elde edilmiş kavurmalı yumurta yapabilir, kıymalı yumurta yapabilir, biber kullanabilir. Menemen tüketebilir çünkü kabukları soyulmuş olacak. Orada da yumurtanın miktarı önemli. 1-2 fark eder mi? Genelde yüksek kaliteli protein almaları için biz hastalarımıza 2 yumurta öneriyoruz. 2 yumurta koyacağız sabah kahvaltımıza. Zeytin, organik zeytin kullanacağız. Zeytin mümkün olduğunca tuzsuz olsun ki ödem tutmayalım. Tuzsuz olsun. Peki ekmek? Ekmekte glutensiz seçenekler istiyoruz. Özellikle kinoa'dan yapılmış ekmekler. Kinoa ekmeği? Evet. Peki karabuğday ekmeği tüketebilir mi? Karabuğday da tüketilebilir, mısır da tüketilebilir. Fakat karabuğdayın sindirimi bir tık zor. Zor. Bu sebeple mısır ya da kinoa ekmeğini daha rahat sindirirler. Mısır veya kinoa ekmeği tüketiyoruz, evet. Bunun dışında kahvaltıda domatesin, salatalığın kabuğunu soyarak tüketebilirler. Kabuğunu soyarak domates, salatalık, bir de roka koyalım. Roka da ekleyebiliriz. Tamam. Onun dışında bir dilim ananas ekleyebiliriz. Bir dilim de ananas güzeldi, evet. Sindirimimizi desteklemiş oluruz. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Katı sıvı ayrımı yapacağız. Normalde biz Türk kültüründe çayla beraber kahvaltı yaparız. Ama FODMAP diyetinde böyle bir şey istemiyoruz. Çay yerine ne kullanacağız? Hiçbir şey içmeyecek su kahvaltıda. Mu? Su da içmeyecek. Su da içmeyecek. Öğünlerle birlikte su alındığında mide pH'i bozuluyor. Ama boğazımızdan geçmez ya. Öğün öncesi, öğünden 20 dakika önce tüketebilir. Öğünden 20 dakika sonra tüketebilir. Oradaki salatalık aslında %90 küsürü su olduğu için destek sağlar bize. Susuz ve çaysız. Evet. Öğün şey bittikten içsek, sonra. Isırgın otu çayı içsek. Onu öğün bittikten sonra yapacağız. Yaklaşık bir yarım saat sonra, öğün bittikten sonra bu bahsettiğim nane, papatya, rezene gibi çayları tüketebiliriz. Ha, bir saat sonra. Yarım saat, bir yarım saat gibi bir saat düşünebiliriz. Sonra. Tamam. Peki, bu kahvaltımızı yaptık. Aralarda da bir saat sonra ısırgın otu çayımızı içtik. Evet. Ondan sonra aralarda su tükettik. Evet. Ve akşam oldu. Şöyle, eğer hasta gün içerisinde çok yoğun tempolu çalışıyorsa, illa ara öğün yapmak istiyorum derse, yarım yerli muz, küçük olanların yarısından 10 tane çiğ badem verebiliriz. Çiğ badem veya yarım muz da arada çok aç kalmışsanız şekerinizi kontrol etmek için kullanabilirler. Evet. Evet. Onun dışında illa yiyeceğim derse rokalı salatalar, organik tavuklu veya organik hindili. Hindili veya organik. Evet. Akşam yemeğini ne yiyelim? Akşam yemeğine geldiğimizde açılışı et suyu ya da tavuk suyu çorbalar yapıyor. Et suyu, tavuk suyu, çorba. Evet. Onun yanında kabak çok güzel bir sebze FODMAP'te. Çünkü hem yüksek lif içeriğine sahip hem de bol bol su içerdiği için gün içindeki susuzluğumuzu alacak. Mümkünse kabak yemeği, zeytinyağlı kabak yemeği istiyoruz. Zeytinyağlı kabak. Evet, çok ben de çok sık kabak olacak. Tüketirim. Evet, zeytinyağlı tüketirim. Hocam siz de spor yaptığınız için artık biliyorsunuz. Kabak. Ama ben çiğ tüketiyorum. Çiğ tüketmenin sıkıntısı var mı kabuğu? Siz bağırsaklarınızı biraz fazla yoruyorsunuz diyelim. Bağırsaklar yoruluyor. Evet. Tamam. Evet.
Onun dışında havuç çok güzel, yine kabağın yanına hem yakışıyor hem FODMAP diyetinde havuç yararlı. Çok güzel. Ve bizim sevdiğimiz FODMAP'te pazı ve ıspanak. Pazı ve ıspanak yemeği. Evet. Bu şekilde yanında organik kuzu eti olabilir, balık olabilir. Dana eti olmaz mı? Dana eti genelde hormonlu olduğu için kendi eğer bir köyünüzde dana bir... Dana eti hormon, peki kuzu eti de hormon olmuyor mu? Kuzu etinde hormon daha düşük oluyor. Genelde yok denilecek kıvamda oluyor. Ama ben köyde yaşıyorum, bir danamı keserim, yerim derlerse tüketebilirler. Kuzu etinde kokusunu bazı insanlar sevmiyor kokuyu. Kokusu kokuyor diye kuzu eti tüketmiyorlar. Şöyle, kuzu pirzola ya da kuzu kıyma aslında pişirildikten sonra biraz fırında bekletildiğinde o koku geçiyor. Bu şekilde de bir taktik vermiş olalım. Evet, biraz bekletecekler yani. Evet, fırında biraz bekletsinler. Ama balık eti de tüketebilirler. Balık tüketebilirler. Somon çok güzel bir seçenek. Somon. Levrek, çok çupra, güzel. Büyük balıkları tercih edebilirler. Ne güzel tiyoları aldılar senden. Güzel. Bu kaloriye göre de kalori hesabı yapıp ona göre veriyoruz. Belki başka bir programda da, başka bir canlı yayınımızda da diğer diyetleri konuşuruz. Belki bu diyeti tüketmek istemeyenlere, ama daha çok bu düşük FODMAP diyeti uygulandığına göre ailelerimiz bunu bilseler yeterli, ama antibiyotik ve gerekli takviye, gerekli vitamin desteğiyle beraber yapılması çok önemli ve diyetisyenlerin de önemi burada çok fazla. Çünkü kişiye özel kaç kalori ihtiyacı varsa kilo vermeden bu tedavinin uygulanması ve kaçak yapıp yapmadığını anlamak için de muhtemelen besin günlüğü de tutmanın faydası büyük oluyor. Daha sonra 2-6 haftalık diyetten sonra da ne yapıyoruz? Tane tane gıdaları deniyor muyuz? Gıdaları geri yüklemeye başlıyoruz. Az önce bahsettiğim FODMP, yani FODMAP'in açılımında her gruptan bir besin seçiyoruz. Mesela poliollerden şeftaliyi seçtik. Şeftaliyi geri yükleme yaparken işte önce 8'de 1 olabilir, 4'te 1'i, sonra yarısı, sonra tamamı şeklinde gidebilir. Buradaki yüklemeler 1 ila 3 gün arası sürebilir. Bu diyetisyen ve hasta arasında karar verilecek bir durum. Demek ki gıdaları tane tane seçim yaparak her gıda grubundan deniyoruz ve verdiği belirtilere göre de yaklaşım yapıyoruz. Evet. Ortalama olarak tedavi süresi ne kadar sürüyor? Tedavi ortalama 3 ile 6 ay arasında sürer. 3 ile 6 ay arasında sürüyor ve bu tedavinin sonunda da ne gibi faydalar oluyor? Artık o sıklıkla yaşadığımız gaz sancılarını yaşamıyoruz. Hayat kalitemizi mahveden tuvalet sıkıntılarını yaşamıyoruz. Kabızlık olmayacak, karnımız ağrımayacak, şişkinlik olmayacak, hazımsızlık olmayacak. Yemek yemekten korkmayacağız, çünkü hastalar genelde sürekli yemek yediklerinde şikayet yaşadıkları için iştahsızlık yaşıyorlar. Yedikleri şeylerin tadını artık çıkartabilecekler. Sosyal hayatlarından olmayacaklar. Bir iş yemeğine gitmek istemiyorlar, dışarı çıkmak istemiyorlar. Görüntüden kaynaklı işini bırakan hastalar bile oluyor. Peki bu tekrarlamaması için, bu hastaların şikayetleri tekrarlamaması için bu FODMAP diyetindeki gıdaları özellikle daha mı az tüketmeleri lazım hayat boyu? Şöyle, geri yükleme bittikten sonra bir koruma programı hazırlanıyor kişiye özel. Benim SIBO'm artık bitti, ben SIBO artık hastası değilim deyip yaşama devam edemez. Çünkü tekrar nüksetme ihtimali var. Burada her zaman FODMAP'ten dediğiniz gibi düşük besliyoruz hastayı. Yani daha az, yani dikkat ederek az tüketeceksin, çok değil. Gidip de şeftaliyi 3-5 tane tüketmek yok, elma armut tüketmek yok. Tüketeceksiniz ama haftada 1-2 gün. Kesinlikle. Az az tüketeceğiz. FODMAP'ten zenginlerin hepsini aynı gün denemeyeceğiz. Yani kalkıp da... Bilinçlenecek yani aile. Evet. Hangi gıdaların zararlı olduğunu bilirse problem yok. Evet. Zaten biz onlara yasak listeleri ve alternatif besin listeleri veriyoruz. Onlarla birlikte hayatlarına devam edecekler. Evet. Alerji diyetisyeni ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır'ın güzel bilgilerini öğrendik. İnşallah bunu denemeye çalışacağız. Evet. Son sözlerimizi söylersek. Sizinle burada olmak çok keyifliydi. İnşallah bir sonraki programda diğer diyetleri de konuşuruz. İnşallah konuşuruz diyelim ve herkese alerjiden uzak. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın diyoruz. Herkese iyi günler. İyi günler.